Herkese yeniden merhaba. Kitap alışverişi 2 videosuna hoş geldiniz. Ben normal şartlarda kitap alışverişlerimi biriktirmeyi düşünüyordum. Ama dün çok iyi bir indirime denk gelince hemen paylaşmak istedim. Belki aranızda bu kitapları isteyenler vardır. Çok çok uyguna alabilirler. Dün Kadıköy'deydim. Dün Kadıköy'de Penguen Yayın Evi'ne uğradık. Penguen Yayın Evi bildiğiniz üzere İtaki'nin ve yabancı yayınlarının kendine ait mağazaları. Ama diğer yayın evlerinin kitaplarını da bulabilirsiniz. Ve ayda bir indirime gidiyorlar. Her ay yeni kitaplar geliyor indirimlerde. Yolunuz düşerse mutlaka mağazalarına uğrayın. Dün çok 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 verimli bir alışveriş yaptık. Yani benim için 4 kitabı 39 lira vermek gerçekten mucize gibi bir şeydi. Ve kitaplığımızda bulunması gereken kitaplar diye düşündüğüm kitapları satın aldık. 4 kitap aldım. Ben oradan dediğim gibi 39 lira verdim. 39 liraya 4 kitap müthişti. İlk önce bildiğiniz üzere veya bilmediğiniz üzere takip etmiyorsanız İtaki Yayınları'nın Minima Kitaplık serisi diye bir seri basmaya başladılar. Bunların ilk kitabı Kitaplık'tı. Kitaplık şu an internet satışı yok. Ben de bu Minima dizisinin 3 kitabı çıksın, 3'ünü birden alayım, tek tek almayayım diye beklemiyordum. Baktım baskısı yok, hemen mağazasından aldım. Buna 15 lira verdim. İkinci kitabı Toz'du. Şuydu. Bu zaten bende vardı. İlk noktada veya kitap yurdunda veya diğer kitap satış sitelerinde bulamadığımız İtaki ya da yabancı yayınlarının baskıları genelde mağazalarında oluyor. Bunlardan bir tanesi Hobbit'in resimli baskısı. Şu an tükendi olarak gözüküyor her yerde. Ama Kadıköy mağazasında 5 ya da 6 tane vardı. İsteyenler için buradan duyurulur. Sonrasında aldığım diğer 3 kitap Yaşam ve Kalem dizisi serisi basılıyor aynı zamanda. İtaki hepiniz bilim kurgu olarak biliyorsunuzdur belki ama birçok alanda ve birçok çeşitli kitap basıyorlar. Yaşam ve Kalem dizisinden aldığım ilk kitap Ölümsüz Hemingway. Söyleyemedim. Bunun şu an etiket fiyatı 22 lira. İnternet satışı 15 lira. Mağazada ise 7 liraydı. Şu an 7 liraya sıfır bir kitap almak mümkün değil. Sonrasında Kafka, şu, bu da etiket fiyatı 22, satış fiyatı 15 ya da bunun 16 da olabilir. Bu da 7 liraydı. Son olarak da şöyle bir kalın kitabımız, şu. En çok buna şaşırdım çünkü bunun etiket fiyatı 58 lira. İnternet satışta 47, 48 ya da 49 civarı. Şu an hatırlamıyorum. Orada çünkü elim ayağım titriyordu. Bu kadar indirimli olamaz diye düşünüyordum. Almadan önce gene internet satışlarını mutlaka kontrol ediyorum. Size de tavsiye ederim. 13 liraya aldım bu güzelliği. Ve şu an çok mutluyum. Her ne kadar klasik okur olmasam, her ne kadar modern klasik, klasik, dünya edebiyatı şu an için okumasam, çünkü daha çok bilim kurgu, aksiyon, distopya, fantastik okumayı seviyorum. Yeni yeni yerli yazarlara, çağdaş Türk edebiyatına geçtim. Ama bunları da ileride mutlaka arayacağım kitaplar olacağını düşündüm. Çünkü 13 lira ve 7 liraya bir daha asla bu kitapları bulamam. Belki baskısı bile olmayacak o döneme. İtaki bu kadar indirime gittiyse baskı yenilemeyi düşünmüyor demektir. Orada aynı zamanda Kabalcı'nın bütün kitapları da %50 indirimdeydi. Şurada mitoloji sözlüğü var. Etiket fiyatı ya 90 ya 85 lira. Ben de onu büyük indirimden almıştım. Beşiktaş mağazasından almıştım. Şu an o da 50 lira ya da 45 lira civarında mağaza satışta var. Kabalcı'nın birçok kitabı var. Özellikle siyasi ve tarih kitapları müthiş indirimde. 10 liraya 12 liraya bile kitaplar vardı. Ben istediklerimin çoğunu aldığım için oraya pek bakınmadım. Aynı zamanda mağazayı büyüttüler ve inanılmaz fazla çeşit var. Bilim kurgu klasikleri zaten şurada durduğu gibi değil. Orada tek tek gösterince böyle gökkuşağı gibi müthiş bir reyon dizilimi var. İmkanınız varsa İtaki'nin kendi mağazalarına uğramanızı tavsiye ederim. İndirimleri kaçırmayın. Her ayda yenileniyor dediğim gibi. Ayda bir uğramakta fayda var. Onun dışında bu hafta dışarı çıktığımda yanıma kitap almamıştım. Ve arkadaşımı beklerken çok uzun süre bekledim. Diyanar'a uğradım. Diyanar'da da şu an için ikincisi %50 indirim mi var. Uzun zamandır istediğim ama bir türlü elimin gitmediği Ayrıntıdan Tembellik Hakkı kitabıydı. Yorumları inanılmaz iyi. Kült kitap olarak zaten geçiyor. İnce de bir kitap. Oturduğumda bitiririm dedim ama okuyamadım tabii.
Bu 12 liraydı. 6 liraya geldi. Onun dışında ikinci kitabım Linç Yemeyeceksem Yüzüklerin Efendisi'ni hala okumadım. Ama bilim kurgu okuruyum diyorum. Fantastik okurum diyorum ama ısrarla Yüzüklerin Efendisi'ni ne izledim ne okudum. Şimdi okuyacağım için zaten filmlerini izlemiyorum. Okuyacağım için de bütün kitaplarının yazarın bende olması gerekiyor. Neden? Çünkü birbiriyle bağlantılı. Hobbit ile Yüzüklerin Efendisi birbiriyle bağlantılı gibi. Tolkien'i tamamlamadan Yüzüklerin Efendisi'ne başlamayı düşünmüyordum zaten. Hazır indirim var dedim. Clarva'nın hikayesini de aldım. Zaten etiket fiyatı 20 lira. Bu kapağının baskısını uzun zamandır hatırlamıyordum, yani görmüyordum. Görmüşken alayım dedim. Tolkien'den şu an Yüzüklerin Efendisi ve Tolkien'in mirası elimde var. Hobbit'in bir resimli baskısını istiyorum. Tabi 85 lira olmasaydı eğer. Umarım o da İtaki'nin kendi mağazasında indirime girer. Onunla beraber bunu aldım. Bunları da toplam 26 lira ödedim. Çok karlı bir alışveriş yaptığımı düşünüyorum. İndirimden söz etmişken, geçen ayın indirimli kitabı ise şu an baskısı olmayan, nadir kitaba düşen bir kitabımız. Tolkien'in Noel Baba'dan mektuplar. Şu an bunun baskısı yok. Nadir kitapta da bayağı fahiş fiyatları var. Ben geçen ay gittiğimde öyle yığınla bu kitaptan vardı. Şu an yaklaşık 10-15 tane kalmış ve 9.90, yani 10 liraydı. Tolkien'i biriktirenler için bunu da araya sıkıştırayım dedim. Benim alışverişim bu kadardı. Ya umarım faydalı olabilmişimdir ve hepiniz indirime denk gelirsiniz. Ve umarım istediğiniz kitapları bulursunuz. Çünkü bir mağazada 3 çeşit varsa bir mağazada 5 çeşit olabiliyor. Umarım faydalı olmuştur. Umarım sevmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.